Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve alhiqna ila salihin. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ve in min şey'in illa usabbihu bihamdi. Evet. Yeni bir kitaba başlangıç yapıyoruz Allah'ın izniyle hocalarım. Yeni bir ilme giriyoruz. İlmimizin adı ilmül kelam, kelam ilmi. Kelam ilmi nedir? Kelam ilmi nelerden bahseder? Kelam ilminin konusu ne? Bunu inşallah emali şerhine giriş yaparken göreceğiz. Zaten kitabımız bu inşallah. İlk önce menhecimiz her zamanki gibi. İnne mebâdiye kulli fenni aşara, el haddu vel mevdu sümme semera. Yani bizim her ilmin biliyorsunuz mebadiler, ilkeleri vardı. 10 tane ilke sayıyorduk yani. Fakat burada tabii hepsini saymayacağız. Yani burada hiç kelamı girerken, özellikle şu an zaten bu derste buraya girmeyeceğiz. Emali şerhine başlarken, ondan önce bizde genelde kelam dersiyle, bizim ülkemizde öyle, kelamla mezhepler tarihi birbirinden ayırt ediliyor. Oysa mezhepler tarihi de kelamın tarihi gibi yani. O yüzden önemli. Ondan dolayı da bizim kitabımızda da böyle bir bölüm yok tabii. Ona girişse dediğinde önce biz kelam tarihiyle alakalı meseleleri alacağız. Yani mezhepler tarihi dediğimiz alanla alakalı meseleleri. Yani mezhepler tarihi nasıl başladı? Nereden geldi? Nedir Mutezile? Nedir Ehl-i Sünnet? Eşaire, Maturidiye, Cehmiye, Şia vesaire bunlar nedir? Nasıl geldi tarzında? Bu bilgileri muhtasar bir şekilde alacağız. Bununla alakalı çok kitaplar var. Çok fazla detaylı meseleyi ele alan kitaplar var. Mufassal kitaplar var. Cilt cilt yazılmış kitaplar var. Biz burada bir tane bölüm seçtik. Seyyid Bey'in İrade Kaza ve Kader adlı kitabından bir bölüm. Yani kadere dair bir meselesi var. Kadere dair bir kitabı var. O kadere dair kitabının bir bölümünde bu İslam fırkaları diye bir kısım alıyor. Biz inşallah önce o kısımdan başlayacağız. Bu fırkalar nedir? Böylece zihnimizde öncelikle okuyacağımız ilme dair bir tarihi arka plan oturacak ki bu meseleler neden gelmiş, neden bunların içine girmişler, alimler neden bu konulara değinmişler, bunu anlamış olacağız yani. Ondan sonra bu değinilen konuların içerisine detaylı bir şekilde inşallah gireceğiz. Buradaki temel menhecimiz dediğim gibi bu kitap birinci seviye bir kitap, emali kitabı. İnşallah kitaba başlayınca orada gerekli bilgiyi vereceğiz. O yüzden başlangıç seviyesinde bir kitap olduğu için biz de meseleleri, seviyeleri başlangıç seviyesinde tutacağız. Detaylara tafsile Allah'ın izniyle ihtiyaç olmadığı sürece girmeyeceğiz yani. Evet. Şimdi önce şeyden başlayalım. İslam fırkaları Seyyid Bey'in Kaza, Kader, İrade, Kaza ve Kader kitabında bir 15 sayfalık bir yer. Buralarda ilgili bölümleri okuyacağız. Evet, buyurun hocam. İslam fırkaları. Şüphe yoktur ki akıl ve izan sahibi bir insan için en büyük olgunluk eşyanın hakikatlerine vukufiyet kazanmak ve her şeyden önce de mebde ve meadını, yani nereden gelip nereye gitmekte olduğunu, uluhiyetin hakikatini imkan nispetinde bilmekten ibarettir. Buna ulaşmak ise olsa olsa ancak iki yolun biriyle mümkün olabilir. Evet, insanın yani en temel amacı ne olmalı diyor akıl sahibi, izan sahibi biri. Nedir? Eşyanın hakikatini kazanmak, vakufiyet kazanmak. Ne demek eşyanın hakikati? Yani çevremizde insan doğuyor, değil mi? Bakıyor etrafına, bir sürü şey var. Yani bir sistem var, bir işte güneş dediğimiz, dünya dediğimiz, dünyanın içerisindeki ağaçlar vesaire. Bunların hepsi eşya, değil mi? Yani şey dediğimiz, cisim dediğimiz, bütün her şeyin hakikatini bilme. Nedir bu? Niye güneş diye bir şey var? Niye insan var, hayvan vesaire? Bunların hakikatine vukufiyet kazanmak. Ve yine her şeyden önce mebde ve meadını. Mebde başlangıç, mead son. Yani akıllı insanın soracağı en temel şeylerden biri nedir? Ben nereden geldim? Değil mi? Çünkü bir bakıyor ki herkes geliyor. Asırlar boyunca gelenler var. Benden sonra yine gelecek. Bakıyor asır asır boşalıyor, tekrar doluyor. Boşalıyor, tekrar doluyor. Ben de boşalıp gideceğim. Beni de boşalıp atacaklar kenara. O zaman nereye gidiyorum ben? Nereden geldim? Nereye gidiyorum ve o zaman neciyim burada ben? Niye geldim? Gibi üç önemli suale cevap araması gerekir. Akıl sahibi, izan sahibi bir insan. Evet. Bu da neyi gerektiriyor tabii? Uluhiyetin hakikatini. Çünkü bir yaratıcı,
fikrini bundan çekip alırsak bu soruların hiçbirinin cevaplarını bulamayız. Şu kainatta en bariz, en açık olan şey adeta kapkaranlık bir odadaki bir ışığın düğmesi gibidir Allah'a inanmak. Yani o düğmeye tıkladığınız an, o inancı oraya yerleştirdiğiniz an kainatın ışıklandığını göreceksiniz adeta. Ancak insan eşyaya dair bilgilerini, eşyanın hakikatine dair vukufiyetini ancak en başta Allah'a iman vesilesiyle elde eder. O yüzden Allah'a iman insanın en birinci amacıdır. O yüzden de insan ne yapacak? Bu uluhiyetin, ilahlığın hakikatini imkan dairesinde bilmeye çalışacak. Zaten bizim kelam ilminin maksadı da budur yani. Evet. Buna ulaşmak ise olsa olsa ancak iki yolun biriyle mümkün olabilir. Evet, insan matluba ulaşmak için kaç tane yol saymıştık mantık dersinin sonuna doğru? Hatırlayan var mı? Akıl yürütme bunlardan biriydi, burası zaten. Başka ne vardı en başta? İnsan matlubu, yani ulaşmak istediği sonucu, bir şeye ulaşmak istiyor. Değil mi? Eşyaya bakıyor mesela. O eşyadan bir şeye ulaşıyor. Veya da kendi yaratılışına bakıyor, insana bakıyor, aleme bakıyor, güneşe. Ha, tüme varım tümden gelim gibi yöntemler var değil mi? Ondan öncesinde biz ne yapıyorduk mesela? İnsan ya demiştik, neyle ulaşabilir? Vahiy yoluyla ulaşabilir demiştik. Değil mi? Vahiy, ilham yolu demiştik hatta. İlham vahiyi de ele alır. Yani bir Allah bildirir ancak insan öyle matluba, hedefe ulaşabilir. Bir yaratıcının bildirmesiyle. Veya da işte talimul evail demiştik. Bazı mülhitlerin yaptığı gibi. Veya da başka ne demiştik? İşte nazar yoluyla. Nazar yoluyla ulaşabilir. Veya da tasfiye yoluyla demiştik. İşrak-ı Yunun yaptığı gibi. Burada ise daha biraz daha muhtasar edecek. Daha diyecek ki iki yolla ulaşabiliriz diyecek bir. Bu ya nazar ve istidlal yoludur ya da tasavvuf yoludur. Daha temel olduğu için. Çünkü diğerleri zaten ne demiştik biz? Herkesin ulaşabileceği, herkesin yapabileceği şey değil. O yüzden bu iki kısımla ihtisar edecek. Yani biz matluba, hedeflediğimiz bilgiye, neticeye neyle ulaşırız? Nazar veya istidlal. Diğeri de diyecek tasavvuf yolu diye iki temel yol biçecek. Evet. Birinci yolda hedefe ulaşmak için eşyanın hakikatini inceleyerek tefekkür etmeye, eserler ve tesirlerini inceleyerek akli istidlale dayanılır. İkinci yolda ise yalnız riyazat ve ruhi terbiye ve nefsi mücahede ve maneviyata önem verilir. Evet, birincisi neymiş demek ki? Nazar yolu nedir? Nazar yolu eşyanın hakikatini teemmül ile, tefekkür ile, inceleme ile, araştırma ile, bu yolla yapılan bir delillendirme diyelim. İstidlal yöntemidir yani. Diğeri ise nedir? Tasfiye. Yani kalbi tasfiye yoluyla insan ne diyor? Ben eğer insaniyetimdeki zaaflarımdan, eksiklerimden tamamen arınırsam ben diyor eşyanın hakikatine ererim. Bu iki yolda asırlar boyunca uygulanmış yol yani. Şimdi bunların ne yapacak? İşte müstakibini veya da ifratını söyleyecek. Nazar yani akli inceleme ve istidlal yani zihni akıl yürütme yolunu tutanlar ya akıl ile nakli nakil derken dini kastediyoruz dini yani. Dini kastediyoruz. Uzlaştırarak cem ve tevfikin bir din ve şeriata ittiba ederler veyahut hiçbir dine tabi olmayarak yalnız aklı rehber edinirler. Birincilere mütekellimin ve onların bu konuda tedbin ettikleri ilme de İlmi kelam adı verilir. İkincilere de hükema-i meşaiyun adı evet. verilir. Meşailer. Hatırlarsanız meşailer, evet. Mantık dersinde de ben bunda bahsetmiştim size meşailerde neden meşai deniliyor diye. Şimdi ya bu nazar ve istidlal yöntemi din ile akılı bir araya getirerek. Biz demiştik deliller ikiye ayrılır değil mi? Akliyetun nakliyetun demiştik. Akli ve naklidir deliller. Akli deliller nakli delillerin üzerindedir. Çünkü biz nakli akıl ile anlarız. Hatta demiştik ki ulema-i ilmi kelam alimleri ne derler? Derler ki akıl ile nakil tearüz etse aklın başında. Değil mi? Akıl esastır derler. Nakil ise tevil edilir. Akıl esastır. Kesinlikle. Bak akıl ile nakil tearüz etse akli deliller aslında daha şey önemli değil mi? Akli deliller daha üstündür. Akli deliller. İşte biz ne demiştik hatırlarsanız derste konuşurken daha önceki zamanda bu min haysu yani şu haysiyetle nakli deliller
nakli delillerin sahibine göre, yani onun kaynağına, mastarına göre daha tabii ki üstündür, tabii, yücedir. Ama neticede biz istidlal açısından baktığımız zaman biz nakli delilleri akılla çözüyoruz. Ve şu açıdan diyoruz, zaten bu aklın sahibi de Allah. Yani bu nakli yaratan Allah, nakil nedir? Allah'ın teşrii kanunlarıdır. Yani Allah'ın vaaz ettiği şeriattır. Akıl nedir? Akıl da Allah'ın yine kainata koyduğu bir kanundur yani. Yine ona aittir. Mesela ben size desem ki icma delili mi daha yüksektir? Daha yüksektir yoksa Kur'an ve sünnet delili mi? Kur'an ve sünnet tabii ki. Tabii ki icma delili daha yüksektir. Niye icma delili daha yüksektir? Aynı mesele. Çünkü icma zaten Kur'an değil ve yok. Kur'an ve sünnetin manası budur diye icma ediyorsun yani. Bütün ümmet diyor ki Kur'an'ın şu manası budur. Sünnetin manası budur. Yani Kur'an ve sünnetin manasını kesinleştiriyorsun. İcma budur yani. Ama hani zahir normalde varken akılla yorumlamak manasına gelmiyor tabii. Tabii ki asla gelmiyor. Şimdi işte şimdi o noktaya değineceğim zaten. Aynen dediğin gibi zaten o sonunda da öyle diyor. O akıl olsa gerektir meselesi o yani. Şimdi buradaki mesele aynı mesele. Şimdi Kur'an ve sünnet kaynağı itibariyle tabii ki en yüce, İslam'ın en temel delili. Ama niye icma bu noktada daha sağlam, daha kuvvetli? Çünkü Kur'an ve sünneti zaten sağlamlaştırıyor. Akıl ne yapıyor burada? Akıl niye kuvvetli olmuş oluyor burada? Akli deliller şu anlamda. Yani akli delil mutlak olarak yüksek manasında değil. Akli delil buradaki nakli doğru anlama. Buradaki nakildeki yanlışlıkları tasih etme anlamında. Dedik ya işte min haysu. Her şey min haysu itibariyle şu açıdan. Şu açıdan şöyledir yani. Mesela bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Dedim ki mesela bir cumhurbaşkanını düşünün, bir ülkede bir kelam söylüyor. Sözcüsü çıkıyor, sözcüsü. Onun kelamını diyor ki cumhurbaşkanı bunu kastetti, şunu söyledi. Şimdi baktığımızda bu iki sözü alalım. Hangi söz bizim için geçerlidir? Cumhurbaşkanının sözcüsünün sözü geçerlidir. Çünkü cumhurbaşkanının sözcüsü kimin emriyle bunu söylüyor? Yine cumhurbaşkanının. Ve sözünü tasih ediyor. Sözünün maksadını ve amacını söylüyor değil mi? Çünkü cumhurbaşkanının sözü muğlaktı, mübehemdi, kapalıydı yani. Ama cumhurbaşkanının sözcüsü yine cumhurbaşkanının emriyle ne yapıyor? Onun sözünü tasih ediyor. Şimdi bu açıdan biz sözcünün sözünü dikkate alıyoruz. Bu açıdan netice itibariyle. Ama hangi söz daha büyüktür tabii ki aslı itibariyle? Cumhurbaşkanının sözüdür. Ona konuşma derse konuşamaz yani. Dolayısıyla akıl ne anlamında? Akıl, sahih akıl diyor zaten. Allah niye durmadan aklı selime isnat ediyor? Aklı selime olayı işte istinad ettiriyor bizlere. Bu açıdan. Yani nasları doğru bir şekilde anlama açısından. Niye devamlı alimin fazileti üzerinde duruluyor? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Allah'tan ancak Allah'ın alim kulları korkar. İşte Kur'an muhkemdir, müteşabitir. O müteşabihatı bilene bir kıraate göre o ulema-i rasuhun Allah bilir ve ulema-i rasuhun bilir diyor. Bir kıraate göre. Yani bunların hepsi neyi gösteriyor? İşte aklı bu anlamda öne çıkar mı? Bu anlamda ama masları anlamında değil. Çünkü ikisinin de zaten yaratıcısı, sahibi Allah'tır yani. Evet, biz diyoruz ki akılla nakli bir araya getirirse, işte daha demin Vahdet Hocam'ın söylediği söz çok önemli. Evet, akılla nakil bir araya gelirse dedik, akıl tercih edilir, nakil ise tevil edilir. Ama ne şartla? O akıl, akıl olsa gerektir. Hani hatırlıyorsanız Bediüzzaman diyor ya, bu hadisleri anlamayla alakalı. Bazı diyor enaniyeti güçlü ve aceleci mütehevvir kimseler ne yapıyorlar? Hemen bir hadisi okuyorlar. Zihinleri sığıştıramadıkları için bir anda inkar ediyorlar. Mesela diyor ki Efendimiz işte 3 tane İhlas suresi diyor bir Kur'an kadardır mesela. Oo diyor, İhlas suresi Kur'an'ın içerisinde de yok mudur vesaire değil mi? Oysa alimler bunu beyan ediyor. Efendimiz buradaki hedefi ve asgariyi gösteriyor bize. Yani diyor ki bir insan bir Kur'an'ı okuduğunda Kur'an'da kaç tane harf var? İşte 300 bin tane harf var. 300 bin civarı harf var. Şimdi bu 300 bin civarı harfin her birine 10 tane hasene alsa değil mi? 30 milyon sevap elde edecek. 10 tane hasene alsa 300 bin 3 milyon. 3 milyon sevap elde edecek diyelim. Hani matematik hesabı olarak gösterelim. İhlas suresi ise onu insan en son hedefe ulaşacak derecede. Çünkü İhlas suresi Allah'ın ne yapıyor? Uluhiyetini ispat ediyor. Yani önemli bir sure yani. Sahabenin biri her rekatta ben İhlas suresini okuyorum dediğinde sahabe bekliyor ki Efendimiz ona müdahale edecek
Efendimiz onu övüyor. Bu bize gösteriyor ki İhlas suresinin önemini gösteriyor. İhlas suresi bunu ne yapıyor? İkrar etmiş oluyor. Göstermiş oluyor, ispat etmiş oluyor. Çok İhlas suresinin çok manaları var güçlü. Şimdi bu açıdan insan onu en kemal derecesiyle okursa atıyorum belki bir harfine 1 milyon sevap alacak. Ama demek değildir ki her okuyan bir Kur'an sevabı alıyor. Bu asgari ile azami arasındaki nedir? Farkı beyan etmek. Yani Efendimiz bir hedef gösteriyor. Yani buradan buna ulaşabilirsin demek istiyor yani. Şimdi bunu aklına sığıştıramayan insanlar bir anda inkar ediyor. Zaten göreceksiniz Mutezile'nin fikirlerini bazen. Onlar da aynı hatalara düşüyorlar. Ne yapıyorlar? Akla çok dayandıkları için aklı esas yapıyorlar. E tamam, zaten mütekellim de aklı esas yapıyor. Aklı çıkarıp atamazsın ki. O kimde vardır? Hristiyanlıkta vardır. Yahudilikte vardır. İslamiyet'te yok. Yani Yahudilik ve Hristiyanlıklarda işte bir şey getirildiği zaman, bir eleştiri getirildiği zaman ya biz bunu bilemeyiz. Hani biz bunun hakikatini bilemeyiz. İşte biz itiraz etmeyiz. Böyle gelmiştir. İslam'da böyle bir şey yok. O yüzden batılı yazarlar mesela bir tane örnek vermiştim size. Richard Dawkins'in bu şeyi vardı. The God Delusion diye bir kitabı vardı. Bu İngiliz zoologtu sanırım ve jeologtu. Yer bilimci ve hayvan bilimciydi. Tam hatırlamıyorum. Kitabında diyor ki benim kitabım niye diyor İslam aleminde çok az sattı. Çünkü adam bak bütün fikrini bir ön kabule bina ediyor. Ön kabulüne dinler diyor. Herkesin kabul ettiği bir gerçek ki diyor. Dinler etrafı saygı duvarlarıyla örülmüş. Akılla izah edilemeyen, sadece saygı duvarlarıyla örülmüş ön kabullerdir diyor. Peki İslamiyet şimdi bunu söyleyebilir mi? Hayır. Bizim alimlerimiz aklın temelinin temeline inmiş ki bugün Batı kendi ilerleyişini bunun üzerine bina ederek yapıyor. Bugün İbn Sina'ların, Farabi'lerin, Gazali'lerin kitaplarını okuyor. Yani bu fikir bizim için geçerli değil yani. Ama başka dinler için bunu söyleyebilirsin. Ama İslamiyet için böyle bir şey diyemezsin. Bu da bunun delilidir zaten. İşte biz bu akli ve nakli delilleri uzlaştırarak, cem ederek birbirine birlikte hareket ettirenlere mütekellimin diyoruz. İlmi kelam alimleri. Bunlar bu delillerle uluhiyetin hakikatine ermeye çalışıyor. Eşyanın hakikatine vukuf etmeye çalışıyor. Diğeri de hukemai meşşaiyyun dediğimiz, biz felsefecileri, Yunan felsefecilerini 2 bölüme ayırıyoruz. Bir tanesi meşşaiciler, bu Aristocular gibi. Bunlar sırf akla dayanıp ama uluhiyeti yani nakli kabul etmeden, tamamen akla istinad eden kesim. Bir de şimdi aşağıda da gelecek o Eflatuncular'dı işte. Geçen o Platon falan dedik, aklımıza gelmedi. Eflatun olacaktı o. Onlar da İşrakiyyun dediğimiz kısma girecek. Evet, devam edelim. Dolayısıyla ilmi kelam nedir? İlmi kelam burada müstakimdir. Sırat-ı müstakimdir. Tabii yer yer onlar içerisinde de o sırat-ı müstakimi aşanlar vesaire olmuş olabilir ama biz buradaki amaç anlamında söyleyelim. Evet. Riyazat ve nefis mücahedesi yolunu tutanlar da ya aynı şekilde riyazat ve mücahede usulünde bir şeriata uygun hareket ederler veyahut etmezler. Birincilere sufiye ve mutasavvife denir. İkincilere de hükemai işrakiyyun adı verilir. Bu ikinciler riyazat ve mücahedede sadece kendilerinin vaaz ettikleri usule ve bu şekilde elde ettikleri keşifle ilgili ve işraki felsefeyle ilgili hakikatlere dayanırlar. Eski Yunan hükemasından meşhur Eflatun bunlardandır. Evet, şimdi biz dedik ya tasavvufta alakalı benzer yönleri var tabii. Bir diğer yol da hakikate ermek için diğer bir yol da tasfiye yolu. Yani biz bedenin ihtiyaçlarından, zaaflarından kurtulalım. Böylece keşif yoluyla bize bazı hakikatler gözüksün. Hani insan dünyadan ayak çekince, işte yeme içme gibi onu bağlayan, tutan ağırlıklardan da kurtulunca eşyaya olan nazarında değişmeler oluyor. O yaşantımızı, tecrübemizi biz ne yapalım? Kayıt altına alalım. Ama bunu insan eğer ki bir dini, şeriatın emri çerçevesinde yaparsa biz buna tasavvuf diyoruz işte. Tasavvuf çünkü şeriatı aşamaz. Şeriatın içinde olmak lazım. Şeriatın dışına çıkacak her tasavvuf batıl olur. Çıktığı ölçüde batıldır yani. Çünkü şeriat onu bağlayan şeydir zaten. Şeriat zaten onun amacı nedir? Şeriatı doğru yaşamak. Şeriatın hakikatine ermek. O yüzden onlar ne diyorlar? Şeriat, tarikat, hakikat diye ayırdıkları bir şey var. Biz diyorlar ki şeriatı doğru anlamak için tarikata intisap ediyoruz. Tarikat yoluyla aslında hedefimiz ne diyor?
Hakikate ulaşmak diyor. Tabii hakikate ulaşmanın tek yolu tarikat değildir. Tarikat da o yollardan bir yoldur. Ama hedef nedir? Tarikatın kendisi amaç değildir yani. Çoğu insan bu noktayı anlamıyor. Sanki tarikatın kendisini amaç zannediyor. Öyle olsa nice ehli tarik var mesela, bir zaman sonra yaptığı pek çok şeyi bırakıyor değil mi? Terk ediyor. Niye? Hakikate, şeriatın hakikatine erdiği için. Yani şeriatın hakikatine Allah'a imanın, yani kulluğun, imanı billahın hakikatıdır. İmanı billahın, yani marifetullah'a ve muhabbetullah'a ulaşmaktır. İman hakikatlerinin onda inkişafıdır yani. Allah'ı görüyor gibi kulluk etmesidir. Değil mi? En te'budallaha ke'enneke terahu ve in lem tekun terahu fe innehu yarake diyerek ihsanın sırrına ermesidir insanın. Şeriatın hakikati. Hazreti Ali'nin dediği gibi, perdeyi gayb yırtılsa imanım ziyadeleşmeyecekti diyor. Ne kadar büyük bir makam. Yani ben ahireti görsem diyor imanım artma olmayacaktı. O derecede imanının gücünü gösteriyor yani. O yüzden işte tarikatın amacı da budur. Hakikate ulaşmaktır yani. İşte bunu tasavvuf yoluyla da yapabiliriz. Onlar ne yapıyorlar? İki temel metotları var. En birincisi kalbi diyor biz ne yapacağız? Tasfiye edeceğiz. Kalbi tasfiye edeceğiz. Yani önce diyor nefsimizi tezkiye edeceğiz. Yani o nefsimizin diyor kusurlarını, onun diyor pisliklerini, kötülüklerini, çirkinliklerini, zaaflarını diyor sıyırıp atacağız diyor. Bundan bir kurtulacağız. Beşeri bağlardan sıyrılacağız. Sonra ne yapacağız? İkinci şey kalbi tasfiyeye geçeceğiz. Hedef bu. Ama kalbi tasfiyenin birinci yolu nefsin tezkiyesi, temizlenmesi. Sonra kalbin tasfiyesi. Bu sefer kalbi güçlendireceğiz. Neyle? İbadetle, taatle, bir yandan yaparken riyazetle, mücahedeyle, işte nefsi devamlı kontrol altında tutmayla, kılletül ta'am, kılletül kelam, kılletül menam, uzzetü anil enam, yani az ye, az uyu, az iç, insanlardan uzak dur. Değil mi? Bu şekilde ne yapacağız? Bu mücahede yöntemiyle hakikate erişeceğiz diyor. Bu da tasavvuf yolu. Ancak burada dini esas almayıp şeriata bağlı olmadan bunu yapanlara ise biz işrakiyyun diyoruz bunlara. İşrakiyyun aslı Eflatun'a dayanan işrakiyyun felsefesi. Belki bugün Budistleri de bu çerçeveye koyabiliriz yani. Değil mi? Onlar da bu şekilde bir hakikate ermeye çalışıyor. Belli ölçüde bir doğruluk payı var. O yüzden belki o yoldan giden insanlar kendince bir huzur, bir nur buluyor kendince. Ama bir yerde ne oluyor? Tıkanıp kalıyor yani. Bağlananların da bağlanmasına sebep olan oradaki bir olağanüstü ufak bir şey görünce sonra hakikat zannediyor. Hakikat zannediyor. Sonra riyazetin ona vermiş olduğu bir artıydı. Kesinlikle, çünkü zaten mutasavvufun da bunu yapıyor. Yani insanı bağlayan şeyleri sanki gözünüzü örten bir şey gibi düşünün. Açtığınızda evet belli bir ölçüde görüyorsunuz. Ama bir de ona şeriat gözlüğünü geçirdiğinizde o zaman hak ayan beyan tamamen belli oluyor. Çünkü o gördüğünüz şeyin manalarını size izah edecek. Sizin burada aşırıya mı kaçtınız, yerde mi durdunuz, ileriye mi gittiniz, bunun ölçüsünü bildirecek şey zaten şeriattır yani. Evet. Tabi bunların hepsi bir ders. Yani sadece oraya girsek biz dediğimiz gibi o kısımlara girmeyeceğiz ama bu giriş çok önemli. Hani dedik ki her zaman söylediğimiz bir şey var. Zihin bir şeyle bağlantı kurduğunda onu unutmaz. Şimdi ilmi kelam giriyoruz. Ya nedir bu ilmi kelam? Nereden geldi? Değil. Bu şekilde biz ne yapacağız? Bakın ilmi kelamın daha tanımına vesaire girmedik. Niye? Önce zihnimizde bu bağlantıları görün istiyorum. Buradan geldik. Bakın mütekellim nerede? İşte kelam alimleri nasıl geldi? Ne yapıyorlar? Hedefleri ne? Amaçları ne? Bu yani. Şu anda asli hedefimiz, amacımız bu. İslam dini ile mütedeyyin olan kelamcılar pek çok fırkalara ayrılmışlardır. Esas itibariyle iki etapta iki büyük kısma ayrılırlar. Birincisi ehli sünnet vel cemaat, ikincisi ehli bidat ve dalalet. Dalalet. Dalalet tabii, delalet şey. Evet, bu itikat iki kısma, şunu şu açıklayayım. Yani biz burada zaten mezhepler tarihini iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi diyeceğiz ki mezhepler ehli sünnet olan mezhepler, diğeri de işte ehli bidat olan, ehli dalalet olan mezhepler diye iki kısma ayıracağız bunları. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz şey ne? Bu yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir hadisi şerife dayanıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ümmetim diyor işte 73 fırkaya ayrılacaktır, değil mi? Seteftariku ümmeti 73 firkaten. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan sadece biri kurtulacak. Hangisidir ya Resulallah? Benim ve ashabımın yolu üzerine olan. Benim ve ashabımın yolu üzerine olan. Yani hum ala onlar ne yolu üzerindedir? Ene aleyhi. Benim hum
Hum ala ma ene aleyhi. Benim yolumun üzerinedir ve ala ashabi. Yani benim üzerine olduğum yol üzerinedir ve ashabımın üzerine. Yani benim ve ashabımın yolunu takip edenlerdir. Diye bu şekilde ayrı. 73 fırkanın sadece biri. O yüzden alimler bunu bu fırkanın fırkayı naciye dedikleri kurtulacak fırkanın ehl-i sünnet vel cemaat olduğunu, diğer fırkaları da bidat ve dalalet diye. Aslında bu fırkaları da biz ikiye ayırıyoruz. Biri İslam dairesinden çıkmış fırkalar. Bunlara küfre girmiş artık. Tamamen çıkmış. Bunları da göreceğiz. Bunların sayısı az yani. Diğerleri ise bunlar kafir değil. Tekfir edilmez bunlar. Ancak dalalet fırkaları, batıl fırkalar. Yani şimdi onları göreceğiz. Bu bidat fırkaları. Yani bazı temel imani konularda altını çiziyorum. Biz burada fıkhi mezhepleri konuşmayacağız. Yani bizim burada göreceğimiz mezhepler itikadi anlamdaki mezhepler. Fıkhi mezhep değil. Tekfir edilmez yani. Tabii öyle olduğu halde bile. Çünkü imani meseleler göreceğiz. İki kısımdır. Bir tanesi tevhile müsait olanlar. Tevhile müsait olanlar da tekfir edemeyeceğiz. Niye? Tevhile müsait. Açık değil yani nas. Tevhil etmiş onu. O tevhilinden dolayı biz onu kafir diyemeyiz. Bir insanın küfrüne hükmedebilmek için mutlaka onun küfürden neşet edildiği bilinmeli. Çoğu insanın karıştırdığı iki tane şey var. Tekfir başka bir şeydir. Küfür başka bir şeydir. Yani o yüzden alimler şunu çok söyler. Şunu yapan kafir olur. Mesela der ki dinle alakalı dalga geçen kafir olur. Ama adam mesela dini bir şey görüyor. İşte diyor ki işte sarık taktın diyelim sünnet. Diyor ki şuna bak ya dedemin kavuğu gibi takmış başına falan. Dalga geçiyor. Bu bir küfür sözü normalde. Ama o adam sahibi kafir midir? Değildir. Niye değildir? Çünkü o adam bunu küfründen neşet ederek yapmıyor. İnkarından dini alaya almak için yapmıyor bunu. Cehaletinden yapıyor. Bunun delili nedir? Bunun delili şudur. Mesela cimrilik bir kafir sıfatı mıdır? Kafir sıfatıdır. Mümin sıfatı değil. Ama peki mümin cimri. Kafir midir o yani? Bu sıfat ona sahip diye kafir mi? Değildir. O yüzden Bediüzzaman çok güzel bir nokta diyor. Diyor ki iman yakinden kaynaklanıyor. Sen yakinen iman ettim diyorsun. Ama senin onun üzerindeki küfür hükmün ne? Zan diyor. Peki diyor usul fıkhın kaidesi değil mi? El yakin la yuzil bir şek, değil mi? Yakin diyor şek ile ne yapılmaz? La yezul bir şek, şek ile zail olmaz diyor. El yakin la yezul bir şek, şek ile zail olmaz diye bizim usul kaidemiz var. Dolayısıyla senin şüphen bunu izale etmedi. İbn Abidin meşhur tefsirinin başında diyor ki fıkıh kitabının başında Reddül Muhtar'da orada diyor ki ben diyor oradan bir söz naklediyor. Birinin küfrüne diyor 100 tane karidenin 99'u onun küfrüne delalet etse. Biri imanına delalet etse ben imanı seçerim diyor. Çünkü o ihtiyattır yani. Senin küfür ile hükmetmek kolay değildir. Ya şimdi günümüzde bazı cahiller bu iki noktayı anlayamadıkları için işte alimler diyor bak falan şeye kafir dediler. Ya tamam ona kafir dediler. Peki o amelin sahibine de kafir dediler mi? Demiyorlar onu. Bir şeye küfürle hükmetmek ayrı bir şey. Tekfir etmek, yani o küfrü birine isnat etmek, sen kafirsin demek ayrı bir şey. Çünkü küfür ile hükmetmek ağır bir şey. Sen birine kafir dediğin zaman onun hakkı hayatı yok demektir. Değil mi? Kesinlikle. Mürtedin hakkı hayatı yoktur artık. Yani mürted, yani insan dine girerken serbesttir. Girer veya girmez. Hristiyandır, Yahudidir, izin verilir. Ama İslam'a girdikten sonra artık dinden çıkmasına müsaade edilmez. Çünkü insanları zehirler. Kim ki başka bir din isterse aynen ondan kabul edilmez. Veya da Efendimiz buyuruyor kim ki dinden çıkarsa femen irtedde yuktel gibi kim şey yapılırsa o öldürülür tarzında. Yani bu tabii fıkhi bir mesele. İşte kimi diyor işte kadın öldürülmez, erkek öldürür, şundan öldürülür, bundan öldürülmez, hapsedilir, dine çağrılır. Ayrı bir şey. Neticede hakkı hayatının olmamasının sebebi budur. Buna izin verilmez. Dolayısıyla sen buna bunu yapıyorsun. İşte hapse atılır diyelim. Hapiste İslam'a çağrılır. Yani münafık olarak yaşasın. Yeter ki başkasını zehirlemesin. Budur maksat yani. Başka ne yapıyorsun? Malına el koyulur. Malına el koyulur. Daha sonra ne yapılır? Nikah evliyse nikahı düşer. Bunların hepsi küfürdür. Amelleri yanar. Yani sen ona bu derece ağır şeyler hükmediyorsun. Bu kolay bir şey mi ki sen bu hükmü veresin ona yani? Bu noktayı anlamayan insanlar bunu yapıyorlar. O yüzden biz bu dalalet fırkalarını göreceğiz.
Bazıları açık açık İslam dairesinden çıkmış belli. Ama kimileri bir tevile müstenid ise, ona dayanıyorsa yani, o zaman biz diyeceğiz ki bu dalalettir. Dalalet fırkasıdır, bidat fırkasıdır. İslam'ın özünün dışındadır ama küfür kısmına ne yapmıştır? Girmemiştir diyeceğiz. Evet. İtikat konusunda seçkin ashaba ve tabiinin cumhuruna uyanlara ehli sünnet vel cemaat denir. Ehli sünnete el hak da denilir. Ehli hak da. Ehli hak da denilir. Ashab ve tabiinin yolunu tanımayarak ehli sünnete göre ittifak edilen itikadi meselelere muhalefet eden bütün İslam fırkalarına da ehli bidat veya mübtedia adı verilir. İşte bu ehli bidat aslen altı fırkaya ayrılır ki şunlardır. Mutezile, Cebriye, Şia, Hariciye, Müşebbihe ve Mürciye'dir. Evet, şimdi biz Efendimizin ve ashabın yolunu takip edenler ehli sünnet diyoruz. Ehli sünnetin bu ittifakla kabul ettiği esaslara ters davrananlara da ehli bidat diyoruz veya da mübtedi diyoruz. Tabii biz bunu diyoruz. Onlar öyle demiyor. Herkes kendini zaten ehli sünnet görüyor. Yani tabii canım. Şimdi göreceksiniz. Biz mutezile diyoruz ama o kendini ehli tevhid diyor yani. Tabii şimdi o fırkaların kendisi tabii ki ben mutezileyim der mi? Onu demiyor. Beş ana esasında bir tevhid zaten. Tabii tevhiddir, bir de ehli tevhidiz diyor. Yani İslam'ın özünü yaşayan biziz diyor. Sizsiniz ehli bidat diyor. Sizsiniz şucu bucu. Yani hepsi birbirine bu şekilde ithamda bulunuyor. Tabii bunun cevelangahı bu yani fırkaların ihtilaflarının cevelan ettiği, yani bu görüşlerin, kavillerin değerlendirilip konuşulduğu yer neresi? İşte kelam ilmi. Kelam ilmi burası yani. Bütün fırkaların o yani imanla alakalı. Çünkü biz ne dedik? Bu meseleler imanla alakalı. Yani biz kelam ilminde, zaten kelam ilminin tanımında göreceğiz. Kelam ilmi akaidi meseleler için istidlal ettiğimiz yer. Yani bütün imani meseleleri delillendirdiğimiz yerdir o. Tabii ki diğeri kendince delil getiriyor. Biz mesela diyelim delil getiriyoruz. Bu şekilde o onun cevelengahı. Yani orası kelam ilmi dediğimiz yer. Bu fırkaların her birinin görüşlerinin değerlendirilip delillendirildiği, ihticac edildiği görüşleriyle, kavilleriyle vesaire yer, mekandır orası. Kelam ilmi budur yani. Şimdi burada yine başka bir mesele daha var benim söyleyeceğim. Ehl-i sünnet ve cemaat dedik, işte diğer mezhepler. Diğer bu mezhepler tabii ki böyle 6 tane değil. Ama bunlar çok temeller. Bunlara başka şeyler de, özellikle günümüzde mesela Vahabiler çıktı sonradan. Vahabileri belki ekleyeceğiz bir ölçüde. Kendilerine tabii Vahabi demiyorlar. Onlar kendilerine Selefi diyorlar. Bu Selefiliğin hakikatiyle alakalı da konuşacağız. Bu şey kısımları anlattıktan sonra. Çünkü Ehl-i Sünnet'in içerisinde, Ehl-i Sünnet'i ayırırken göreceksiniz. Biz diyeceğiz ki bunlar Maturidilerdir, Eşarilerdir. Bir de bazı işte o hakiki manada Selefi olanlardır ki bunlar da Selefi zaten. Yani bazıları Selefi'yi üçüncü kısım sayıyor. Bunu Ömer Nasuhi Bilmen de yapıyor. Ama ben onunla alakalı şahsi fikrimi de söyleyeceğim. Çünkü günümüzde bu Vahhabilerin özellikle kendilerine Selefi demesi ve İslam dünyası içerisinde bir fitneye sebebiyet vermeleri, belki bu konudaki taksimimizi tekrar gözden geçirmemiz adına bize bir tembih mesabesinde. O yüzden o taksim için de konuşacağız inşallah. Yani bu sadece bunlardan ibaret değil. Ve bu fırkaların hepsi bir fırka değil. Mutezile dediğiniz bir tane fırka değil. Belki 15-19 tane sanırım çeşidi vardı yani. Bazıları aşırı, bazıları az. İşte Cebriye aynı şekilde, Şia'nın bir sürü çeşidi var. Ama 3 tane. Yani. Temel görüşleri var. Mesela Şia'nın 3 temel görüşü. Zaten o temel görüşleri olanları o şekilde ayıracağız. Zaten Mutezile kalmadı artık. Mutezile gitti. Cebriye dediğimiz gitti. Ehl-i sünnet alimleri bunlara gereken cevapları verdiler yani. İnşallah o yeri geldiğinde ben bu mezhepleri incelediğimizde bunlardan da konuşacağız. Onu inşallah bir dahaki derse başlayacağız. Yani şimdiki dersimizi iki başlıkla alacağız. Bir, bu ehli bidat mezhepler, sonra ehli sünnet mezhebi tarzında ele alacağız. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahur davan elhamdülillahi rabbil alemin.